Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere militerde kullanabileceğiniz acayip güzel 3 tane taktik göstereceğim dostlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer taktiklerden faydalanabilirsiniz. Ama eğer bildirimleri açmazsanız haberdar olamayabilirsiniz efendim. Benim nerede Fatih'imi soranlar olmuştu iki videoda, hemen onu da size hızlı bir şekilde göstereyim. Sezon 15'e geliyorum kanka ve şu an ben Platin 4 ligindeyim. 3 olmak üzereyim ve burada rütbe kısmına geldiğimde takımlı 3. şahıs teklide ben şu anda 8372. sıradayım kankam ve ben burada Fatih'e kasıyorum ve burada Fatih olacağıma da inanıyorum. Hem J7 Prime'de kasıyorum, hem mobilde kasıyorum. Yani hem J7 Prime hem emülatör kasıyorum. Yayında emülatör, normalde J7 kasıyorum kankam ve Fatih olduğumda da görüşürüz diyorum. Birazcık sıralamayı zorlayacağım. Bakalım şansımı deneyeceğim. Hani şurada 100. sıraya girmeye çalışacağım bu sezon. Tabi hileler izin verirse yaptınız ama şimdi isterseniz hadi militeriye geçelim. Ve siz de nerede şu anda rank kasıyorsunuz onu da yorumlara yazmayı unutmayın efendim. Bekliyorum. Uçak saydı. Uçak saydı. Buyur. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Benim sayısı ama. A few moments later. Evet kanka, bugünkü göstereceğim yer ise sizlere militerde. Belki videonun başında söylememişimdir diye yine de söyleyeyim dedim abi. Militeriye doğru gidiyoruz. Bugünkü göstereceğim 3 tane taktik militerde, hatta 4 tane. Ben birini daha önce çekmiştim. Hani onu tekrardan göstermeyeceğim ama hani ufak ipucu veririm işte buraya çıkmıştık o taktikte falan derim. Yani isteyen olursa da o videoyu izleyebilirler efendim. Şöyle bir tanecik araç bulursam derken ahanda Toros buldum abi. Şu Toros'a biniyorum, direkt hızlı bir şekilde militerin içine gireceğim ben bu arada. Yani fazla bekletmek de istemiyorum size. Kalka be, kalka be, hayır be. Hello. Kanka. Düt düt. Kanka. Duyuyor musun? Ne? Oğlum bu da geldi, yapıştı yine ya. Ya ben anlamıyorum abi, niye video çekerken bütün rankçılar beni buluyor? Kankam. Video çekiyorum. Eğer istersen sana rank kasma taktiği göstereyim. Beni duyuyor musun? Duyuyorsan arka koltuğa geç. Duymuyor ki. Yine geldi. Neyse kankam, rank kasmasaydın. Abi, ha görüşürük. Hadi bay bay. Yine abi rankçılar. İnşallah gelip başıma bela olmazsın. Vallahi bak, gittim sana araba verdim. Şimdi kankam birinci taktiğimize geldik. Birinci taktiğimizi, burada bir tane hangar var. Yerini şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şuraya en yakın hangar burası kankam. Burada şöyle bir tane delik var. Buraya kolay bir şekilde girebiliyorsunuz efendim. Şöyle tam burası. Buraya girdikten sonra tek yapmanız gereken azıcık yüzmek ve sizleri direkt bu kısma atıyor. Bu kısma attığında peki ne yapabiliyorsunuz? Burada mesela alan gelene kadar rank kasabilirsiniz ve şöyle de bir şey var. Bazen buraya silah veriyor ya da siz buradan alıp tekrar da gelebilirsiniz. Şurada bir tane duvar var dostlar. Hani gelen adam sizi göremiyor ama siz bu duvar içinden sıkıp adam öldürebiliyorsunuz. Bomba atabiliyorsunuz. Mermiler geçiyor mu bilmiyorum. Onun için silah alıp denememiz lazım ama hani bomba olsun, molotof olsun, onlar geçiyor. Onları biliyorum dostlar. Dostlar. Hani birinci taktiğimiz bu şekilde, bence gayet işe yarar bir taktik diye düşünüyorum. Umarım ki işinize yarar efendim. Şimdi isterseniz sizlere ikinci taktiği göstereyim. Onun için birazcık bekleyeceğim. Militeri kalabalık çünkü. Şimdi diyelim ki buradan çıkmak istiyorsunuz. İsterseniz buraya yürüyerek de çıkabilirsiniz. Bu arada bot mu geliyor, gerçek adam mı geliyor? Ay gerçek adamlar geliyor. Aga be, silahım olaydı. Güzel olurdu ama silahım yok. Aga be. Birinci taktik olarak burayı yürüyerek çıkabilirsiniz. İkinci taktik olarak da şuradan yürüyerek çıkabilirsiniz ama adamlar gitti mi diye düşünüyorum. Şöyle kolay bir şekilde çıkıyorsunuz. Burada zaten duvar var. Hiç kimse size vuramıyor. O orada hala. Gördün mü ki? Neyse, inşallah görmemişlerdir. İnşallah. Güzel güzel. Thompson'da şey buldum abi. Kendimi az da olsa, çok da olsa koruyacağım.
Şuradan bir tane biri geliyor. Bunu öldürdüm, gitti abi. Şimdi dostlar gelelim ikinci taktiğimde, şu aracı alacağım. Daha hızlı gidip göstermek için. Sonra militerden herkes çıksın. Üçüncü ve dördüncü taktiğimizde göstereceğim size, haberiniz olsun efendim. Şimdi kalkan biliyorsun ki burada uçaklar falan var filan var. Sizlere uçakların burada yapabileceğiniz çok güzel bir taktik göstereceğim. Birinci uçak değil abi. Peki kaçıncı uçakta yapabileceksiniz bunu? Sayalım isterseniz, hani belki bilemezsiniz falan filan diye. Şimdi arkadan geldik abi. Birinci uçakta yapılmıyor. Hani yeşil olan uçakta yapılmıyor gibi düşünebilirsiniz bunları. Hani bunların ikisi de yeşil ve ikisinde de olmuyor kankam. Peki hangisinde oluyor? Şu önümüzdeki duran koskocaman beyaz uçakta duruyor. Başka birinde var mı bilmiyorum ama hani bunun da olduğunu biliyorum. Hani bu da hafif yeşil ama hani diğerlerine göre bembeyaz ve uçak dostlar. Buna geliyorsun kankam ve burada şöyle bir tanecik bölme var. Buraya giriyorsun ve yatıyorsun. Evet. Yat buraya kankam şimdi. Bak indir kafayı. Yat abi, geri git, yat. Tamam. Şimdi gelsin adamlar senden bulsun yani. Hani gelsin adam seni bulsun kankam burada. Hani o derece bir taktik bence burası. Ve hani gayet de güzel kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Başka bir uçak var mı? Ben yine de sizlere bakayım, varsa söylerim. Mesela kankam burada bir uçak daha var. Bunun da burası da girebiliyorsun. Azıcık ileride hani bu giriş yerlerinden bayağı var burada diye düşünebilirsiniz aslında. Hani bu daha güvenli ve arka tarafta olduğu için mesela alan sizlere 5-10 metre geri vermiştir. Buraya gelip de girebilirsiniz. Mesela kanka birazcık daha ileride şöyle bir uçak buldum. Buna da şu şekilde girebilirsiniz. Hani yani burada şu anlık en az 3 tane uçak var kankam girilebilecek ve hani diğerlerine göre bu acayip güvenli. Bak kankam, burada kimse bulamaz seni, harbi diyorum bak. Bu diğerlerinden de güvenli, hem bir de yüzü militeriye bakmıyor kankam, bu uçağa dönerim. Vallahi başka da uçak kalmadı, keşke daha fazlası olsa göstersem ama uçakları bitirdik kankam. Şimdi militerin içerisindeki taktiği göstereceğim sizlere. Onu göstermeden önce militerdeki arkadaşların militerden gitmesini bekleyeceğim. Buraya yatacağım abi. Burada güzelmiş ha, bayağı güzel çimen. Şimdi kankam diğer bir taktiğimiz ise burada yapılıyor. Şurada biliyorsunuz ki bir tane bina var. Bu binada yapabileceğiniz iki tane taktik var. Hani eskiden bunun içinde çıkılan bir yer vardı. Çok zor çıkılıyordu fakat hani şimdi artık daha kolay çıkılıyor. Hani insanlar çıksın diye daha kolay yapmışlar diyebilirim mesela. Böyle geliyorsun kankam, buradan buraya çıkıyorsun ve aşırı kolay bir şekilde çıkabiliyorsun. Hani eskiden buraya çıkmak bu kadar kolay değildi. Mesela buraya yatıp bir içine girdiğinde kankam çık Tamsun'la vur mesela böyle. Tamsun'a da dürbün getirmeleri bence acayip güzel olmuş. Gerekli bir şeydi. Diğer bir taktiğim ise buranın dışında yapılıyor dostlar. Peki o ne derseniz, buraya geliyorsun kankam. Şöyle gidiyorsun. Şuradan gördü mü ki? Görmüştüm. Abi şansıma bak, rezon verdi. Hay şansıma. Sanırım gitmişler. Şimdi dostlar diğer bir taktiğin ise buraya geliyorsun. Şuradan şöyle gidiyorsun ve buradan buraya tırmanıyorsun. Sonrasında buraya geliyorsun ve buradan şöyle kankam şunun üstüne gelip buradan tırman diyorsun. Ve ondan sonra geri tırmanıyorsun aynı şekilde ve bunun üstünde kalıyorsun. Tabi becerebilirsem. Şöyle kankam. Şöyle bir tık geri yürümeniz lazım kankam ve hani oradan da buraya çıkabiliyorsunuz. Ve burası da bence acayip güzel bir rank kasma taktiği diyebilirim kankam. Belki zorlarsanız buradan şuraya çıkabilirsiniz ama bayağı zor. Diğer bir taktiğim ise dostlar burada yapılıyor. Ben buna işsizlik taktiği diyorum. Çünkü hani bunu yapmak için birazcık işsizlik istiyor. Birazcık da değil, bayağı bir işsizlik istiyor. Ben hani gidip bunun en üstüne kadar da çıktım. Oradan buraya atlayıp iki çatıya da çıkabiliyorsunuz dostlar. Hafiften size göstereyim ama hani tam çıkışını göstermeyeceğim. Birazcık uzun sürüyor. Buraya geliyorsun kankam böyle. Şöyle bir atlayabilirsem. Azıcık geriye gitmem gerekiyor sanırım, aynen. Buradan kankam şöyle zıpla sağa gay, zıpla sağa gay, zıpla sağa gay falan filan. Burnun T üstüne kadar çıkıyorsun kankam ve buradan şuraya atlayarak hani buranın çatısına çıkabiliyorsun. Ben bunu daha önce paylaştığım için tekrardan göstermeyeceğim ama hani küçük ipucu olarak, eğer hani o videoyu izlemediyseniz gidip hani o taktiği de yapabilirsiniz anlamında göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum ben kankam. Görüşürüz, kendine iyi bakın.